tarihi beş konakların arka tarafı. Rezerv alanı. Hani halkın bildiği Kargocular Sokağı. İleride minaresi görünen Tekke Camii. Kışır Caddesi'nin başında. Bunlar da tarihi beş konaklar, kerpiç konaklar. Çevresindeki pek çok beton bina yerle bir olurken bu kerpiç konaklar aslanlar gibi direndiler. Başta Rıfat Arpacı konağı var. Bocası bile kerpiçten yapılmış. Şu da Arpacılara ait bir konaktı. Ensar Vakfı'na tahsis ettiler. Restorasyondan sonra. Şuraya da umutlarımızın acılarımızdan güçlü olması gerek yazmışlar. Arpacı Sokağı, Saray Mahallesi. Şu ileride görünen ağacın olduğu yerde kanal boyu. Yeni Lale Sokağı koymuşlar adını. İleride Miralay'ın oturduğu konak var. Mehmet Rıfat Arpacı Konağı. Şuralar hep yıkılmış. Neyse ki hayallerimiz var yazmışlar. Devam edersem şu ileriden sağa dönünce Fuzuli Caddesi'ne çıkacağım. Miralay Hüsnü Bey bu konakta yaşamıştır yazıyor. Miralay Hüsnü Bey'in konağı, yaşadığı konak.
Kıymetini bilmediğimiz kerpiç evlerimiz. Çok isterdim kerpiç evde yaşamayı. İnsan toprağa ne kadar yakın olursa bedenen ve ruhen o kadar sağlıklı oluyor. Eczacılar odası açık. Işıkları yanıyor. Şu ara sokaktan çıkırsam kanal boyuna giderim ama ben Fuzuli Caddesi'ne gideyim. Kanal boyunun Atatürk Ortaokulu kısmını görüntüledim. Dondurmacılar kısmını görüntülemedim. Yani şu ara sokaktan gidersem dondurmacılar bölümüne çıkarım. İşte Fuzuli Caddesi. Fırat İlkokulu görünüyor buradan. Tabii yeni yapılan. Eskisi 2020 depreminden sonra iş makineleriyle yıktırıldı. Yenisi yaptırıldı. Çıldırtsan da seninim, yalvarsan da seninim, tiryakininim, tiryakininim yazmışlar. Allah akıllar versin. İşte kız öyle. Heybetli iki yanda heybetli çınarlarıyla çok güzel bir caddeydi. Burada da yıkım çok. Şöyle gidersem Kernek Meydanı'na çıkarım. Kernek Parkı'na, Kernek Meydanı'na. Şu karşı yoldan gitsem Tek Mezar. Tek Mezar'a çıkarım. Böyle dönersem Hükümet Meydanı'na, yani çarşı merkezine giderim. Ya buralarda çok güzel bir kapısı var apartmanın. Gelip gelip o kapıya bakıyordum. Şimdi yok. Yıkılmış galiba. Demir kapıya çok güzel motif işlemişlerdi. İşte Gazi İlkokulu'nun öğrencileri buraya taşındılar, Fırat İlkokulu'nda geçici olarak öğrenim görüyorlar. Bu yeni yapılan bina işte. Karşısı boş. Bu cadde çok güzeldi. Şu inşaatlar temizlenirken ağaçları da yok etmişler. Belli ki ağaçlardan yana da boşluk çok. Fuzuli'nin
alt ucuna gideceğim. Oradan böyle sağa, yani doğuya baktığımda kavukçuların